Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güzel bir kalabalık var. Mersin dışından da konuklarımızın olduğunu söylediler. İşte bizim de amacımız bu. Herkes bir arada olsun. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyine kadar insanlar bir araya gelsin. Aşure birçok içerisinde bakliyat içerir, şeker içerir. Şurada görüyorum kuru üzüm var, nar var, nohut var, ceviz var. İçerisinde her şey var. Neye benziyor? Türkiye'ye. Neye benziyor Mersin'e? Mersin de Türkiye'nin özeti. Bu çeşitlilik bir arada ahenkle olursa kentin lezzeti farklı olur. Kent yaşanabilir kent olur. Paranız olsun, servetiniz olsun, huzurunuz yoksa neyleyim o serveti, neyleyim o zenginliği. Kentte huzurun olması her şeyin üstünde. Biz yol yaparız. Güzel güzel koca koca binalar da yaparız. Kanalizasyon da yaparız. Ama vatandaşın huzuru yoksa, acısı varsa dindiremiyorsak, öfkesi varsa yatıştıramıyorsak, huzursuzluğu varsa mutluluğa çeviremiyorsak, o yolun da, o binanın da kıymeti harbiyesi yok. Bir arada olacağız. Problemlerimizi bir arada olarak çözeriz. Mersin'imiz çok güzel, değerini bilelim. Burada Yörük elindeyiz. Burası Yörük köyü. Bir çeşitlilik, bir kültür, bir gelenek birikimi, bir kültür birikimi. Türkmenler, ovaya inersiniz, farklı etnik yapılar. Tarsus'a gidersiniz, farklı. Anamur'a gidersiniz, farklı. Türkiye gibi. Şu çeşitliliğe bakın. Mersin'imizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan. Hiçbir renk ayrımı yapmadan hepimiz bir kimlik taşıyoruz. Bakın burada neyi görüyoruz? Türk bayrağını ve Mustafa Kemal'i, bizi birleştiren ortak nokta bu. Bizim için gerisi teferruat. Her türlü problemi çözeriz. Vatan bizim vatanımız. Bayrak bizim bayrağımız. Hepimiz. Hepimizin. Mustafa Kemal bizim liderimiz. Hepimizin Atatürk'ü. Hiç kimse kimseden daha fazla bu ülkeyi sevmiyor. Onun için bir siyasi olarak insanların kimliği, milliyeti, dili, adet, gelenek ve görenekleri, yaşam biçimi, kıyafeti, dini, imanı, itikadı üzerinden siyaset yapmayı insanlık dışı bir eylem olarak görüyorum. Bir siyasetçi olarak siyasete bunu katanları da huzurlarınızda kınıyorum. En hafif tabirle. Daha dostça konuşacağız. Özellikle siyasiler ağzından çıkanı kulağa duyacak. Bu kenti birleştireceğiz. Bir bütün haline getireceğiz. Bırakın benim partimi. Elbette benim onurum. Benim şerefim Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bize birimizin belediye başkanı olacağız. Bize yüklenen, partimiz tarafından verilen görev ve talimat da budur. Bundan emin olmanızı istiyoruz. Bizim anlayışımız bu. Tekrar hoş geldiniz. Aşiremiz birliğimize, beraberliğimize, bereketimize, geleceğimizin güzelliklerine vesile olsun. Hepinize afiyet olsun. Muharrem ayında oruçlar tutulur ve aşureler yapılır, lokmalar dağıtılır.
bu birleştirici bir güçtür. Darı seksinin bu meydanı aynen Muharrem ayının ruhuna uygun bir alan. Daha önce yapılan etkinliklerde birçok farklı bölgelerde insanlarımız geldi. Burada bizi birleştirdi. Şu anda da bizi bu etkinlikte birleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi ve kooperatif ortaklarıma çok teşekkür ediyorum. Buranın ruhunun her zaman böyle birleştirici, güzel olacağına inancım sonsuz. Bu ayda hepinize huzur, mutluluk, birlik, huzurun artmasını istiyorum. Ve dualarınızın tüm dünyaya iyilik getirmesini diliyorum. Evet, aşure birleştiricidir. Zulme karşı direnişin sembolüdür. Kardeşlik barışa çağrıdır. İncinsen de incitme diyen Alevi felsefesinin en önemli değeridir. İşte bize düşen de bu değeri bulunduğumuz her yerde yaşatmak ve sahip çıkmaktır. Güzel bir aydayız. Nereye gitsek bu lokmalar paylaşılıyor. Ama insanları bir araya getirmek için de işte belli organizasyonların yapılması gerekiyor. Şimdi yıllardız buralardan gelir geçeriz. Ama böyle güzel bir tesisi de buraya kazandırmasından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız bir teşekkürü hak ediyor diye düşünüyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Bak böyle bunu manzarası güzel, insanları bir araya getiren böyle bir tesisi de buraya yerleştirdi. Bak değişik, bu birkaç organizasyondur geliyoruz buraya. Hepimizi bir arada topluyor. Yani Sayın Başkanımız da sosyal belediyeciliği çok güzel örneklerini Mersin'den Türkiye'ye tanıttı. Ama daha da güzeli, tabii çok değerli hanımefendinin bu kadar çalışkan olması. Başkanım herhalde sizi geçecek Sayın Hanımefendi. Sağ olsun. Diğer illerden sesler geliyor. Sizler neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz de. Bak yerli ürünlerin bugün Türkiye'nin her yerine ulaşıyor. Üreticilerimizin ürünleri bu kooperatif aracılığıyla değerlendiriliyor. Kadınlarımız bu işte büyük rol üstlendi. Dolayısıyla ben buradan da bir teşekkürü de Sayın Hanımefendi yapmak istiyorum. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Öncelikle hanımefendinin bu girişimciliğinden dolayı, bu örnek davranışından dolayı Türkiye'ye örnek olduğunu ve herkesin bu kooperatife imrendiğini çok iyi biliyorum. Çünkü Aydın milletvekili, aynı zamanda Denizli milletvekili bana bu soruyu özellikle sordular. Ben de eşlerinizi alın, Meral Hanım'ın yanına varın dedim. Onun için burada bunu size duyurmak, böyle bir örnek davranışın içinde olduğundan dolayı Meral Hanım Efendi'ye hem onlar imreniyor hem de biz sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu itibarla Büyükşehir Belediye Başkanımın olağanüstü katkılarıyla bu işlerin gerçekleştiğinden dolayı kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Adamından bir kesip olmadı. Başkana başkanım. Hadi bakalım. Kesemi de hep yokmuşum. Halim Rahim Berek'im. Şöyle getir. Hadi bakalım, çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Elinize sağlık. Hadi bakalım. Melek bacı, bu ne için oluyor? Bu çocuk yükleneceğim. Sarıgaz kuracağım çocuğuma. Burada mı oturuyorsunuz? Artık buradayız. Artık Mersin'iz. Evet, çok güzel. Mersin. Evet. 25 kadın geldik. 2 standımız var. Ev yemekleriyle bugün buradayız. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bize destekçiler.
Meral Hanım'ın sayesinde bu güzel standlarda bizler de yerimizi buluyoruz ve evimize katkı sunuyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çok teşekkür ederiz herkese. Geçen seneden itibaren 5-6 defa gelmişizdir. Buraya ikinci gelişimiz. Gene Vahap Başkan'ın önderliğinde kadın ve aile biriminin bize verdiği araçla geldik. Buradaki üreticiler de çok memnun. Alışveriş yaptık. Bizler de çok güzel vakit geçirdik. Harika bir hizmet. İnsanlar bir araya geliyor, kaynaşıyor. Bu standlarda satışlar yapılıyor. Bizim de böyle bir katkımız oluyor. Her zaman bulunmak isteriz ve belediyeye bu hizmetleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Halk eğitim öğretmeniyim. Gözne'de halk eğitimle Büyükşehir Daire Başkanı, Kadın Daire Başkanlarının açmış olduğu dokuma kursunda usta öğretici olarak görev yapıyorum. Öğrencilerimin yapmış olduğu ürünleri buraya getirdik, sergiliyoruz. Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz, Vahap Başkanımıza. Bize böyle bir imkan sundu. Arkadaşlarım hepsi, ben evimde dokuma yapıyordum ama arkadaşlarıma daha değişik bir model göstermek istedim. Bunları gösterebilmem için böyle bir olanak sağladı, sağ olsun başkanımız. Allah razı olsun. Meral Hanım da öyle. Çok yardımcı oldular bizlere. Yani bizim atıl olan bir yerimizi, eski belediye binamızı çok güzel bir atölye haline getirdi, sağ olsun. Atölyemiz çok güzel oldu, her şeyimiz güzel oldu. Yani yazlıkçı gelen insanlar da gelip öğreniyor, öyle bir imkanımız oldu. Yani gelip de ufacık bir sofrasını dokuverip giden öğrencilerim oldu. Mesela şal beğeniyor ama alamıyor, geliverip şalını dokuyor, gelip çantasını yapıyor. Böyle bir imkanımız oldu, çok güzel oldu. Daha güzel satış yaparız diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.